Selam, ben Gökhan. Kof Animasyon'un kaptanıyım. Sizlere Müslüm filminin yapım sürecini anlatmak istiyorum. Epey bilgilendirici, adeta özel ders gibi bir içerik sunuyoruz. Müslüm Gürses'e duyduğumuz hayranlık bir yana, onun hayatını filme dönüştürmek için derinlemesine bir araştırmaya girdik. Hakkında yapılmış belgeselleri ve röportajları izledik. Şarkılarını tekrar tekrar dinledik. Şarkı sözlerini ve performanslarındaki beden dilini inceledik. Ardından metin yazım süreci başladı. Erkan Esenoğlu'nun Baba isimli şiiri çok edebi bir metindi. Dış ses olarak kullanmaya pek uygun değildi. Erkan'la beraber metni tekrar ele aldık, revizyonlar yaptık ve bir aylık çalışmanın ardından içimize sinen bir dış ses metnine ulaşmış olduk. Sonra storyboard çizildi. Dış ses metnine karşılık ekranda ne göreceğimizin kararları bu aşamada alındı. Bütün ekip toplanarak storyboard üzerinden hikayenin akışıyla ilgili fikir alışverişleri yaptık. Storyboard aslında estetik bir ürün değildir. İşin ilerleyişi için bir yol haritasıdır. Gördüğünüz gibi çala kalem çizilen sahneler son haline geldiğinde tatmin edici bir görselliğe ulaşıyor. Dış sesin ardından storyboard çalışmasıyla senaryomuz tamamlanmış oluyor ve seslendirme için kayıt stüdyosuna giriyoruz. Animasyon sürecine girmeden önce kayıt almak avantajlıdır. Böylece sese senkron çalışabilir ve karakterleri canlandırırken duygu durumlarını daha iyi yakalayabiliriz. Karşınızda mikrofonun başında Güray Dinçol ve masanın başında ses yükünü üstlenen Burak Çembel var. Ses kaydını aldıktan sonra bir animatik hazırlıyoruz. Animatiği aslında hareketli bir storyboard gibi düşünebilirsiniz. Animatikle beraber aklımızdaki kamera hareketlerini, sahne uzunluklarını ve hikaye akışının bir sağlamasını alıyoruz. Filmin ciddi bir problemi varsa bu aşamada ortaya çıkıyor. Hikaye örgüsüne müdahale etmek için en uygun an bu andır. Gelelim tasarımlara. Mazlumları tasarlarken acılarla yoğrulmuş, hayatın yükünü omuzlarında hisseden karakterler çizmek istedik. Amacımız insanların mutsuzluğunu görsel olarak aktarmaktı. Her biri birbirinden farklı 50'ye yakın mazlum filmin içerisinde kullanıldı. Müslüm Gürses'i tasarlarken çizme yüzünden başladık. İfadesini ve benzerliğini yakalamak istedik. Tasarımın son haliyle alakalı bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Üst taraftaki çizimlerin göz bebekleri nokta gibi, karakteri sinsi ve güvenilmez gösteriyor. Alt satırda ise göz bebekleri daha büyük ve tok. Müslüm Gürses'in ruhuna daha uygun bir hava veriyor. Karakteri tasarlarken böylesine minik bir detay bile dramatik değişiklikler yaratabilir. Koyduğunuz her çizginin karaktere kattıklarını iyi değerlendirmeniz gerekir. Ardından vücudu nasıl çizmemiz gerektiğine yöneldik. Müslüm Gürses'in kendine has bir duruşu var. İlk satırdaki çizimlerde bunu yakalayamadık. Türlü denemelerin ardından şu tasarımda karar kıldık. Son olarak Müslüm Baba'nın çocukluğundan yaşlılığına yüzleri çizildi. Tasarımlar tamamlandıktan sonra animasyona hazırlık aşamasında karakterlere farklı ağızlar, bacaklar, kollar, kafalar gibi parçalar çizildi. Buna güzel bir örnek filmimizdeki robot diyebiliriz. Ayrı ayrı gördüğünüz tüm parçalar bir araya gelerek karakterleri kuruyorlar. Bu parçaları doğru zamanlama ve anlamlı biçimlerde hareket ettirerek animasyonları hazırlıyoruz. İstanbul teması filmin içerisinde neredeyse bir karakter kadar gözün önünde. Bu sebeple detaylı bir İstanbul çalışalım istedik. Mekanlar da karakterler gibi parça parça çizimlerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Tüm hazırlıkların ardından sırada animasyonların ve çizimlerin bir araya getirilmesi var. Bu bir araya getirilme işlemine compositing diyoruz. Babanın çocukluğuna dair bu sahnede bütün parçaların nasıl bir araya geldiğini daha net inceleyebilirsiniz. Compositing işlemine bir başka örnek, 3 boyutlu düzlemde çizimleri dizerek sahneleri nasıl kurduğumuzu görebilirsiniz. Tabii kimi sahneler için parçaları birleştirme metodu istediğimiz etkiyi yaratmıyor. Bu durumlarda kare kare çizerek animasyon yapmayı tercih ediyoruz. Babanın şarkı söylediği sahnede gördüğünüz gibi önce çizgi testleri alınıyor. Animasyonun içimize sindiği noktada temize çekiliyor ve mekanla birleştiriliyor. Animasyonlar tamamlandıktan sonra ses tasarımı aşamasına geçiyoruz. Açık yüreklikle söyleyebilirim ki bir animasyon filmin %50'si hatta daha fazlası sestir. İyi ses filmin kalitesini katlar. İşte Burak'ın yakışıklı fotoğrafıyla çalışırken görüyoruz.
Filmin müziklerinde emeği olan İlgen Küçüksel'lerin de kemanına sağlık diyoruz. Gelelim filmin logosuna. İlk filmde Zeki Müren'i işlemiştik. Ekranda logosunu görüyorsunuz. Serinin ikinci filmi olan Müslüm'ün logosunda dikkat etmemiz gereken bir takım noktalar vardı. Zeki filminin logosuyla yan yana geldiklerinde bir serinin parçaları gibi hissettirmesinin yanı sıra Müslüm Gürses'in bizde yarattığı Anadolu, baba ve arabesk kavramlarını da taşımalıydı. Buradan hareketle çalışmalara başladık. İlk denemelerde tabii ki içimize sinen bir yere ulaşamadık. Ancak yazı tipine karar vermiştik. Fontu koruyarak denemelere devam ettik. Denemeler ve bu denemelerin ardından şöyle bir yere vardık. Ancak ortadaki boşluk bizi rahatsız ediyordu. Orayı daha anlamlı kullanabilmek için çalışmalara devam ettik. Hiçbiri tam olarak içimize sinmedi ve 98 versiyonun ardından final logoya ulaştık. Bu logo üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle yazı tipi itibariyle daha tok ve ağır bir hissi var. Bize babayı çağrıştırıyor. Arkadaki kare formu bu ağırlığı destekliyor. Karenin uçlarında ve kenarlarında kullanılan şekiller, Anadolu kilim motiflerinde yer alan sembollerin yorumlanmasıyla hazırlandı. Arabesk kavramı üzerine yaptığımız araştırmalarda genelde çok süslü ve hat sanatına yakın örneklerle karşılaştık. Bu yaklaşımın Müslüm Gürses'e çok da uygun olmadığını düşündük. Ardından Arap alfabesindeki nokta kullanımı bize ilham verdi ve Ü harfinin noktalarını buradan esinlenerek açılı ve hareketli bir biçimde yerleştirdik. Böylelikle baba, Anadolu ve arabesk kavramlarını bir potada eritmiş olduk. Bu yoğun çalışma sürerken biraz da kendimiz için minik detaylar eklemek istedik. Babanın bebek halinde ve tahta oturduğundaki sahneler Game of Thrones dizisine yaptığımız göndermelerdir. Şairin alın yazısı için kullandığı kalemi 7B seçtik. Güzel sanatları hazırlanan arkadaşlar bu kalemlerden kullanmışlardır. Mazlumlar plaklara bakarken kutunun içinde bir önceki filmimize referans olarak Zeki Müren plağı var. Baba masada otururken kenarda bizim çizimlerimizi yaparken kullandığımız grafik tableti görebilirsiniz. Büyük kentlere yapılan göçlerden bahsettiğimiz sahnede aslında minik bir aşk hikayesi gizli. Dikkatli gözler bunu elbette yakaladılar. Evet, işin animasyon süreciyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Filmin içerisinde Müslüm Gürses'in biyografisine dair sahnelerin üzerinden hızlıca bir geçmek istiyorum, sonra bitiriyoruz. Müslüm Gürses, Urfa'nın Fıstık Özü köyünde doğuyor. Urfa'nın kerpiç ev mimarisini filmimize taşıdık. Gürses'in keşfi Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışması ile başlıyor. Ardından devlet radyolarıyla devam ediyor. Baba akademik dünyanın da ilgisini çekmiş biri. Hakkında yazılan master ve doktora tezleri var. Gürses ciddi bir trafik kazası geçiriyor. Hatta röportajlarında verdiği bilgilere göre kaza yerine gelenler onun hayatını kaybettiğini zannediyorlar. Hastaneye götürdüklerinde komada olduğu fark ediliyor. Uzun süre bilinci kapalı bir halde hastanede kalıyor. Alnına metal bir plaka yerleştiriliyor ve bu plakadan dolayı riskli bir hayat yaşamak zorunda kalıyor. Eşi Muhterem Nur'un babanın hayatında çok önemli bir yeri var. Bir röportajlarında Muhterem Nur olmasaydı Müslüm Gürses olmazdı, Müslüm Gürses olmasaydı Muhterem Nur olmazdı şeklinde açıklamaları var. Gürses ile Muhterem Nur'un arasında epey bir yaş farkı var. Muhterem Nur gençliğinde Yeşilçam filmlerinde rol alıyor. Baba onu çocukluğunda yazlık sinemalarda izlediği filmlerde ilk defa görüyor ve aşık oluyor. Yıllar sonra kader onları buluşturuyor. Bu durumu filmimizde anlatmak için kovalamaca sahnesinde ağacın diğer tarafından çıkan Gürses'in çocukluk ve gençlik hallerini kullandık. Evet, buraya kadar izleyen arkadaşlar, öncelikle hepinize teşekkürler. Gördüğünüz gibi bu filmler yoğun bir emek ve ekip çalışmasıyla üretiliyor. Devam filmleri yapabilmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bize destek olurken eğlenmek isterseniz ürettiğimiz defterlerden satın alabilirsiniz. Emin olun çok beğeneceksiniz. Defterlerimizle ilgili videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Bu arada tişörtüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda cevabınızı bekliyoruz. Onun dışında kanalımızda neler izlemek istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Animasyon yapım süreçleri olabilir, karakter tasarım videoları olabilir. Aklınıza gelenleri bizimle paylaşın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere.